şey yaptığımız çalışmalarla ilgili hem Ankara'da il başkanları toplantısında sonra ikimizle birlikte yapmış olduğumuz bakanlık ziyaretleriyle ilgili hem sizden hem sizden olacak biraz ihtiyaçlarımızı bilgilendirmek için yararlanıyoruz. Malumunuz zaten Siirt'te yürüyen bir sürü projemiz var, devam eden bir sürü projemiz var. Bunların içerisinde hem hastane yeni yapılacak, daha önce Koban eylemleri döneminde yakılan kütüphanemiz, askeri lojmanların olduğu yerdeki spor tesisimiz orada yapıldı. Tekstil kentimiz ondan sonra o da bitme aşamasına geldi. Bunlarla ilgili çalışmalarımız zaten devam ediyor. Daha önce biliyorsunuz beraber açılışını gerçekleştirdiğimiz Siirt, Şirvan, Şirvan, Ervari yol çalışmaları bir şekilde devam ediyor. Siirt Kurtalan Yolu projesi yol çalışmaları bir şekilde devam etmekte. Bunların ne kadar gecikmişse de şu an için çok hızlı bir şekilde çalışmalar yürütülmekte. Onun haricinde bizim Siirt, Erup, Üçlübana, Fındık yolu çalışması daha önce bir sekteye uğramıştı. Kısa bir süreyle durdurulmuştu. Fakat o projede, proje iadesi de bitti. Şu an ikinci etabı, yolun ikinci etabı yapılıyor. İnşallah 300 iş günü içerisinde tüneller ve oradaki yol bağlantıları bitmiş olacak. Ve inşallah onlar da müşterilerimizin hizmetine açılacaklar kısa bir süre içerisinde. Tabii biz ilimizin sorunlarının üzerindeki sorunları örtmekle uğraşmıyoruz. Bu ilimizin problemlerini çok iyi bir şekilde biliyoruz, anlıyoruz. Bunu da vekilimizle birlikte, belediye başkanlarımız, teşkilat üyelerimizle birlikte sık sık bir araya gelip ilimizle ilgili projeleri gündeme getirip bunları gerekli yerlere sunuyoruz. Bu hafta içerisinde Samsun vekilimizle birlikte hem Gençlik Spor Bakanımızın, hem Çevre Şehircilik Bakanımızın, hem de Tarım Bakanımızı ziyaret ettik şu an. Siirt'in en önemli projelerini yürüten bakanlıklar bunlar. Gençlik Spor Bakanımızın biliyorsunuz burada hem yapılan kültürel faaliyetler, sportif faaliyetlerle ilgili yapmış olduğu çalışmalar var. Tarım Bakanlığımızın taleplerimiz vardı biliyorsunuz. Siirt'in en büyük problemlerinden bir tanesi olan daha önce sular altında kalan Ilısu Barajı'nın tüm sular altında kalan Botan Köprüsü vardı. Biz Botan Köprüsü ve oradaki yol çalışmalarıyla ilgili bakanımıza taleplerimizi ilettik. İnşallah bu ay içerisinde kendisini Siirt'e davet ettik. Gelecek kendisi de yerinde görmek istedi. Gelecek orada yeri görecek. Proje ihalesi zaten devam ediyor Botan Köprüsü'nün. O da çok kısa bir süre içerisinde inşallah biterse Sayın Bakanımıza davet ettik. Oradaki sıkıntılarımızı da görsün istedik. Yerinde görsün istedik. Çünkü bazı şeyleri anlatırken sadece anlatmak yetmiyor. Gelip yetkililerin de orada görmesi gerekiyor bu problemin. Biz de vekilimizle birlikte bu problemin ortadan kaldırılması, kısa bir sürede ortadan kaldırılması için Sayın Bakanımıza ziyarette bulunduk. Sayın Bakanımız inşallah ekibiyle birlikte, ilgili genel müdürler, bakanımızla birlikte bu ay içerisinde bizleri gelip ziyaret edeceğini, o bölgeyi de ziyaret edeceğini, bölgedeki problemleri de inşallah çözeceğini dile getirdi. Bizim temennimiz bu yönde. Onun haricinde Çevre Şehircilik Bakanımızın biliyorsunuz yürütmüş olduğu kentsel dönüşüm projesi var. Kentsel dönüşüm projesinin de artık biraz daha hızlandırılmasını talep ettik. Tabii orada bizlerin vatandaşlarının ve bizlerin de biraz eksikliği var. Şöyle eksikliği var. Orada kurulan ofisimiz var. Fakat ofisimize çok fazla müracaat yapılmamış. Çok fazla müracaat olmadan dolayı orada bazı aksaklıklar ve zaman olarak zaman kayıplarımız oluşuyor. Ama inşallah Bakan Bey bununla ilgili de bir çalışma yürüttük. Çalışmaları çok hızlı kamulaştırma kararı aldırıp çok hızlı bir şekilde bunu hayata geçirecek. Temennimiz bu yönde. Başkanımızın az önce arz ettiği gelişmeleri çok biz basından internet hesaplarımızdan dinliyoruz. Hani bir fakir var, kıyasında bir ses geliyor. Diyor ki evinin öndeki kayayı itekle diyor. Bak duymuşsunuz. Fakir 6 ay boyunca, yoksul 6 ay boyunca o kayayı ne yapıyorsa, ne ediyorsa hiçbir türlü o kaya yerden bir santim bile tepenmiyor. Rüyasında tekrar tam vazgeçerken rüyasında tekrar bir ses ona diyor ki tekrar niye vazgeçtin diyor, niye vazgeçtin? Diyor ben 6 ay boyunca itekledim, bir santim bile kurtamadım. Ama diyor bak 6 ay boyunca sen o kayayı iteklemekle fazların gelişti, yeni aletler icat ettin. Şimdi yapacağın tek şey ya Allah deyip başlayacaksın. Her sabah gidiyor ya Allah deyip o altındaki mücevheratı, altını buluyor. Biz de 20 yıldır altyapımızı iyi yaptık. Teröre rağmen, buradaki ihmallara rağmen, gelişmişsizliğe rağmen, beyin göçümüzün dışarıya göç vermesine rağmen, zengin iş adamlarımızın, sermayemizin, kapitalimizin buradan göç etmesine rağmen direndik tevazu bir şekilde, hiç kibirlenmeden Siirt'le ilgili ne söz vermişsek, ne yapılması gerekiyorsa hepsi planlı bir şekilde yürüyor, yürümeye de devam edecek inşallah.
Bugün Siirt'te hamdolsun Siirt merkez, belde ve ilçelerde her tarafta şantiyemiz var. Yollarda var, tekstil atölyelerinde var, gençlik merkezlerinde var, spor faaliyetlerinde var. Her alanda vatandaşımızın işini kolaylaştıracak İslam'a yönelik her türlü çalışma devam ediyor. Sadece bu alan içerisinde bile, şimdi böyle burada otururken bile aklıma geldi. Burada yakında bir yurt ihalesi yapılacak inşallah. Altyapısı, üst yapısı hepsi bir şekilde projeleri tamamlanmak üzere. Büyük bir temel 2-3 ay içinde temeli atılacak. Buradaki esnafların çoğu bu konuda yani en azından mutluluk içerisinde. Çünkü herkese faydası olacak. 1000 kişinin bilip çıkacağı işte 500 kız, 500 erkek ve tam erkek. Bunların hepsi buraya bir ekonomik katkı sunacak. Şurada hemen Tarım İl Müdürlüğü binası var. Dün oradan geçtik. 4. katı bitirmiş. Kabasını bitirmek üzere. Onun hemen altında ağaç ve tarım müzemiz var. Bitmek üzere. Peyzaj mimarisi yapılıyor. İçerisinde donatım yapılacak. Onunla ilgili biz başkanımızla, bakanımıza gittiğimizde orada ufak bir miktarda bir para ihtiyacımız var. İç donatımla, teşrifatıyla ilgili. Onu da inşallah tamam dedi. Onun hemen karşısında jandarmadan aldığımız lojmanların yıkımı başladı. O da kabası çıkıyor. İkinci katı çıkmış herhalde. Spor tesisi, çok güzel bir spor tesisi. Onun hemen karşısında Orman İl Müdürlüğü'ne ait o eski bina. 1950'lerin, 60'ların binası yıkıldı biliyorsunuz. O da 4. kata ulaştı. Hemen onun kütüphanemiz var. Türkiye'nin en büyük milli halk kütüphanesi. Halk kütüphanesi çünkü Kobani'de yakılan kütüphanemizin önüne daha büyüğünü yapmak zorundayız. Devlet olarak da bu, vektör olarak da bunu biz arzu ettik. Çok güzel bir kültür imidülümüz, konferans salonları orada da inşaat devam ediyor. Yani her alanda Siirt'te hazır çalışmalar var. İşte Tilo Caddesi'nde herkesin dilinde, herkesin sıkıntısı olan o iş merkezi de, işhanı da yıkıldı. Onun da herhalde temeli atıldı, kabası çıkmaya başladı. Yani humalı bir şekilde her alanda çalışma yapıyoruz. Ve bunları yaparken de hakikaten tevazu içerisinde ve hizmet aşkıyla yapıyoruz. Hiç kimsenin ne konuşmasına bakıyoruz, ne arkamıza, ne önümüze bakıyoruz. Biz direksiyondayız. Direksiyonda ve mahallede oturanlar hiçbir zaman arkasına bakmaz. Çünkü baktı mı kaza yapar. Biz önümüze bakıyoruz. Yapılan konuşmaları, yapılan dedikoduları, hizmetle ilgili ve başka şeylerle ilgili hiçbir şeyi biz kale almıyoruz. Artık biz bu şarttan sonra buna da kale alacak durumda değiliz. Biz önümüze bakıyoruz. Siirt'le ilgili ulaştırmada, sağlıkta, ekonomide, kültürde, sporda her alanda muhakkak bir yatırımımız var. Ve bunlar yavaş yavaş artık gözüküyor. İstihdam konusunda sıkıntımız vardı. Tekstil kentlerle bunu gidermeye çalışıyoruz. Arkasından çok büyük yatırımcılar gelecek. Yani sadece tekstille düşünmeyin. Şimdi ayakkabıcılar sırada, fermuarcılar dışarıda. O geldiği zaman düğmeciler gelecek. O geldiği zaman başka iş alanları gelecek. Ve her alanda inşallah Siirt o hak ettiği, o mutluluk vereceği, herkesin İslam'a girdiği, herkesin işsiz olmadığı, en azından %38'in %10'a indiği bir Siirt olacak inşallah. Olarak il başkanımız, belediye başkanımız, ilçe başkanımız, hepimiz birlik beraberlik içinde memlekette hizmet etmeye çalışıyoruz. Yaptığımıza da inanıyoruz. Çok güzel şeyler de yaptık, yapacağımıza da inanıyoruz. Şu anda çok şeyin temeli atıldı. Belki bir sene sonra biter, iki sene sonra biter. Ama sonuçta Siirt artık bu işin şeye girdi yani. Asfalt şeyine girdi. Artık bir çıkmaz sokak olmaktan çıkıyoruz. Yavaş yavaş otobandan ilerleyen bir Siirt olacak. Halkımızın bize olan teveccühü, güler yüzü, gittiğimiz her yerde sıcak karşılamamız bizi motive ediyor. Bunların bizi bu şekilde motive etmeleri bizim Ankara'da elimizi de güçlendiriyor. Artık Ankara'nın her tarafını biliyoruz. Nasıl bir projeye sahip çıkacağımızı biliyoruz. Nasıl gidip bir şekilde ödenek alabileceğimizi biliyoruz. Ve iş bu şekilde rayına girdi. İnşallah bizim isteyip de birlik beraberlik içerisinde isteyip de yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bu konuda ben özellikle basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel paslaşmalar oluyor, çok güzel yönlendirmeler oluyor. Sizin bazen haber yaptığınız, belki siz memleketle ilgili bir eleştiri olarak yapıyorsunuz ama biz onu hemen alıp ilgili yerlere gösterip oradan o konuyla ilgili çözüm üretmelerini talep ediyoruz. Yani bu yüzden sizin o haberleriniz bizim için çok çok önemli. Yani siz basına gerçekten bu konuda teşekkür ediyorum. Yapıcı ve inşa edici bir haberler. Bu da memleketimize ve hepimize faydası oluyor.